Herkese merhaba. Evimizi yerleştirdik. Artık sıra bahçe düzenlemesine geldi. Atilla yavaş yavaş temizliğe başladı. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun canım? Buraya fazla eşyalar için bir sundurma yapacağız. Çok iş var değil mi? Çok iş var. Depolama alanı gibi mi? Evet. Çok fazla eşyamız var bizim de. Malzeme çok. Eldeki malzemelerle bir şey yapacağız. Ben de geleceğim şimdi yardıma. Ben bir taraftan çocuk bakıyorum tabii. İlk yoğurdumu mayaladım köy sütünden güzelce. Şimdi bebeğe onu yediriyorum. Bir taraftan. Evet. Şimdilik öğrenmek için böyle küçük bir bahçede kendi arazimizi alana kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah Allah izin verirse. Özledin mi İstanbul'u? Hayır. Bir hafta olacak değil mi yarın? Burnumuz yeni kokular almaya başladı. Evet. Şu kocaman bir çam fıstığı ağacımız var. Sonra... Bahçe içler acısı şu an. Fazla eşyalarımız burada. Bu da İstanbul'da Nazende pazardan almıştı. Nasip de burası varmış. İnşallah sağlıkla büyür. Kümesine kavuşur. Tamam geldim. Minik bir evimiz var. İçin temizlediğin yer değil mi? Evet. Yardıma ihtiyacın var mı? Yardıma ihtiyaç var mı? Yok. Şuna düz olsun diye ne yapıyoruz? Ay bir şey var ayağımda. Şu ağacın taşın geldiği yer. Buraya ipi bağlıyoruz. Evet. Bir ipi bağlıyoruz. Sonra. Bir 60. Oradaki direği de bir 62 yapmam gerekiyordu. Ama zaten oradaki tahtaya. 3'müş. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl olmuş? Eldeki imkanlarla bence en iyisi olmuş. Malzeme bu. Evet, malzeme bu şu an.
Şuradaki depoyu zaten doldurduk. Eşyalarımızı koyduk. Birazını ama bu lazım olacak. Daha buralar Eldeki imkanları görüyoruz. temizlenecek. Eldeki imkanlar bu. Evet, eldeki Şimdi imkanlar. tahtalar. Selamun aleyküm. Ya, çok zor şartlarda çalışıyorum şu an. Sağ elimde bebek, sol elimde kamera. Dur oğlum. Nim 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 Kedilerle mısır yedim. Evet, yan komşum mısır verdi. Onu hemen haşladım. Doğal mısır görmüşüm. Hemen haşladım. Ne oldu kızım? Ne? Nazan da kedi buldu. Yine kediler buldu. Bir sürü yavru. Ya. Çok tatlılar değil mi? Ya buraya tuvalet banyo sığdırırız ha. Buraya İstanbul'dan gelecek konuklarımız için güzel bir oda yapalım. Barınak. Doğal ortam. Çok doğal ortam. Aşırı doğal. Sıçradı Kaan. Şimdi yavru kediler düşünsün, değil mi? Valla. Acıktın mı? Acıktın mı? Acıktık ya. Ne yap vereyim sana bugün? Ne yap vereyim sana bugün? Dağına çorbası var, içer mi? Ay. Çok iş var, çok. Günaydın. Geçen gün depolama alanı diye başladığımız yeri biz odunluk olarak kullanmaya karar verdik. Atilla güzelce etrafını falan uğraştı. Şöyle göstereyim. Yanlarını kapatacağız işte brandayla. Şöyle. Şimdi de kışlık odunlarımız geldi. Girit. Canım hayırlı olsun. Meşe odunlarımız geldi. Meşe odunları. Yıllar sonra soba yakacağız ha? Evet. Çok heyecanlıyım. İyi sıcak.
Kahvaltının üstüne de iyi geldi ha, odun tozu. Of çıra. Çıra. Hmm. Bir ton mu bu? Bir ton. Ne kadar verdik hayatım bir tonu? 550 lira. Meşe. İyi, buraya sığar ha. Değil mi? Yağmur başladı hacı. Buraya 2 ton bile sığar ya. Yağmur başladı. Nasıl kokuyor? Ay. Bak meşe böyle kokuyormuş. Hmm. Siz de koklayın. Ben dış ses olarak burun koklu. Evet usta. Evet. Borcun ne kadardı? Borcun 575. 575. Çırayla birlikte herhalde değil mi? Evet. Tamam, getiriyorum. Bir tane geri gidiyor. Böyle yapmıştık burayı. Her yeri branda ile kaplı bir şekilde şu an. Şöyle arkaları büyük büyük taşlarla besledik. Üst de aynı şekilde. Şöyle bakıyorum şu an. Valla su falan yok. Ne diyordu beyin uzmanı? Beyin konfor, uzmanı derken? Konfor beyni öldürür. Bence de. Doğru düşünmüyor çünkü. Her şey hazır. Düğmeye basıyor. Doğalgaz. Düğmeye basıyor. Her şey hazır. Böyle konfora alışmış. Yeni çözümler üretiyor. Hazır gırdıklarım. Hazır gırdıklarım. Evet. Şıpır şıpır yağmur da başladı. Odunlarımızı yerleştiriyoruz yavaş yavaş. Akşam çok yorulunca odun taşıdım diyeceğim. Ne yaptın? Çok mu yoruldun diyeceğim? Odun mu taşıdım?